Levent'le konuştunuz mu? Benimle görülmek istemiyormuş. Onu yeterince rezil etmişim. Ela, toparlanmalısın. Söylemesi kolay. Ya kızgınlık bile hissedemiyorum. İçim boşaldı sanki. Kendimi tutmasam gidip Levent'e bir yumruk patlatacağım. Suat'ın o manyak ailesinin hıncını da ondan alacağım, o olacak. Levent'e en az senin kadar kızgınım. Ve zamanı gelince onunla konuşacağım. Ya sakın. Bana izah etme şansı bile vermedi. Onu aldattığıma o kadar emin ki. Şimdi değil zaten. Aklı bir parça başına gelsin. Söyleyeceklerimi anlayabileceği zaman. Sakın kendini yalnız hissetme. Çüş! Yavaş, insan gibi davran. Suat Bey'in emirleri insanlığımdan daha önemli. Ela, şuna bir şey söyle. Suat'ın uğurluk ipini benden çalmaya çalışıyor. Şaşırdın değil mi? Ben de. Örnek aldığım cerrah meğer uğurlu eşyalara falan inanıyormuş. Görüşürüz. Bak, beni Suat zorladı, tamam mı? Neye zorladı? Ablasıyla nişan alışverişine gitmem gerekiyor. Bütün ailemi üzen o yılan dilli kadınla alışveriş falan yapmak istemiyorum. Ama planı iptal eden kişi de olmak istemiyorum. Bunu Suat yapmalı. Anladım, haklısın. Ama sen yine de kepi ver. Seni ciddiye alıp anlatan da hata. Hasan kafa. Tepsini çeker misin? Aa! Ela Hanım. Cerrahi katında bir anahtar buldum. Sizin mi diyecektim? Benim olduğunu nereden çıkardınız? Cerrahi katından birinin ama herkese soruyorum. Bir türlü sahibini bulamadım. Yok, benim değil. Ela Hanım. Bu arada ben Ayla. Resepsiyonda çalışıyorum. Memnun oldum. İyi misiniz? Biraz bitkin görünüyorsunuz. Yo, iyiyim. Ela Hanım. Anahtarı size versem, Levent Bey'e falan sorar mısınız? Belki onundur. Sen sorsan daha iyi. Ah, doğru ya. Siz konuşmuyorsunuz değil mi? Pardon. Kiminle konuşup konuşmadığımı nereden biliyorsunuz? Sizin doktorların dedikodusunu yapmak dışında bir işiniz yok mu? Anahtarı ben götüremem çünkü çalışıyorum, tamam mı? Tamam. Kusura bakmayın. Kızım, herkes bunu konuşuyor. Levent Bey bizzat kendisi yatakta basmış ikisini. Yalandır ya. Yuh artık. Levent Bey niye istifasını basmış o zaman? Ciddi misin? Burada gördüm az önce. Hikmet Bey için gelmiş. Yine gidecekmiş. Hadi ya. Ela aslında iyi, dürüst bir kıza benziyordu. İnsanları tanıyamıyorsun işte. Dışları başka, içleri başka. Ya madem yapıyorsun, bari dışarıdan birini bul. Mert de buradan sayılır sonuçta. Üf, sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Mert bunun eski sevgilisiymiş zaten. Hadi ya. Allah kahretsin, hepinizden nefret ediyorum. İşten kaçtığımı Haldun Bey'e bildirdiğinizi söyleyeceksiniz. Sence öyle mi yapmışımdır? Ya bunun için size kızamam. Hak ettim. Sen intihar eğilimlisin biliyor musun? Hayır değilim. Öylesin. Hastaneden atılmak için gerekli koşulları yaratıyorsun. Bu da bir çeşit sosyal intihardır. Ya ben atılmak istemem. Ben Ceri olmak için çok emek verdim. İşimi seviyorum. O zaman kendini topla ve işinin başına dön. Denedim. Yapamıyorum. Yanından geçtiğim herkes beni konuşuyor. Doktorlar, hemşireler,
Resepsiyonistler bile. Başkaları konuşur. Ben de konuşurum. Hatta ben yüzüne de söylerim. Ama kimsenin önemi yok. Önemli olan senin ne düşündüğün. Aynaya bakınca ne hissettiğin. Aynaya bakınca şaşırıyorum. Ben bu duruma nasıl düştüm? Bunları hak etmedim ben. O zaman kimseyi umursamayacaksın. Beni bile. Ben arkamdan konuşulanları taksaydım, hiçbir yerde 5 dakikadan fazla duramazdım. Başkaları, onlara önem verdiğin sürece bir varlık, bir güç haline gelir. Sen önemsemezsen başkaları yoktur. Ne derler biliyorsun. Seni öldürmeyen darbe güçlendirir. Şimdi git, bu gece iyi bir uyku çek. Yarın sabah seni dinlenmiş, gücünü toplamış olarak göreyim. Aslan Bey, beni sürekli şaşırtıyorsunuz. Daha öğreneceğin çok şey var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.